Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 4-10 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş Oğlak burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Yeni yılın artık ilk haftasındayız. Pazartesi günü Ay Başak burcunda olacak. Pazartesi günü ee, daha çok özel alanınız, ailenizle ilgili dinamikler, eviniz ve yuvanızda yapılacak meşguliyetler, öncelikleriniz olabilir. Çalışıyor bile olsanız biraz daha sanki bunu evde yapmanız ya da evde birikmiş işlerle ilgilenmeniz mümkün. Ay başaktayken daha hassas olabiliriz duygusal olarak biraz mükemmelliyetçi ve zaman zaman biraz eleştirel olabiliriz yakınlarımıza karşı. Bunu dengelemekte fayda var. Salıdan itibaren ay terazide olacak. Özellikle salı ve çarşamba ay terazi burcunda ilerlerken sosyal yönünüzü güçlendirebilir. İletişim alanınızı özellikle destekleyebilir. Çocuklarınızla daha iyi bağlantılar kurabilirsiniz. Biraz daha böyle sanat, sosyalleşme, hobiler, zevk aldığınız konulara zaman ayırabilir. Bir şekilde keyifli olabilirsiniz. Yaratıcılığınız da çok yükselebilir bugünler özellikle. Perşembeden itibaren ise daha çok iş konuları gündeminizde olacak gibi görünüyor. Mesleki alanlarda çalışmalarınız var. Biraz detaylı işler var, yorucu işler var. Sağlığınızla da ilgili yapılması gereken konular varsa, onlar da özellikle yine perşembeden itibaren gündeminizde olabilir. Bunlar kontroller olabilir ya da evcil hayvanlarınızın bakımları olabilir. Hizmet aldığınız kişilerle yapılacak rutin görüşmeler olabilir. Tüm bunları perşembeden itibaren gündeme alabilirsiniz. Bu hafta önemli gezegen değişimlerimiz var ve bunlar tabii ki günlük hayatımızdaki enerji dinamiklerini de etkileyecek. 6 Ocak itibariyle uzun bir süredir Koç burcunda bulunan Mars artık Boğa burcuna geçiyor. Mars 4 Mart'a kadar yaklaşık 2 ay Boğa burcunda olacak. Mars Boğa'da çok rahat değil aslında. Sizin de 12. evinizde olacak. Bu dönem bu 2 ay enerjinizin biraz düştüğünü, biraz bir geri plana çekildiğini hissedebilirsiniz. Ee, ve belki kendinizle ilgilenmek, biraz sağlık konularının gündeme daha fazla gelmesi ya da iş alanları, mesleki alanlarınızda e, yapılması gereken e, sorumluluklar bu dönemde sizin için zaman zaman biraz yorucu olabilir. 12. ev Mars'ı zordur aslında. Bilinçaltınızla ilgili konularda da dönem dönem biraz sizi rahatsız edecek enerjiler gündeme gelebilir. Gizli düşmanlıklara biraz böyle dikkat etmekte fayda var. Yani daha temkinli olmanız gereken bir süreç aslında. Özellikle birlikte çalışma ortamlarınızda ya da genel sağlık konularıyla ilgili sevgili ikizler. 8 Ocak itibarıyla ise Merkür gezegeniniz Merkür Kova Burcuna geçiyor. Merkür bu yıl ilk retrosunu Kova Burcunda yapacak, 29 Ocak'ta başlayacak bu. 29 Ocak'a kadar da çok güçlü olacak Merkür tabii. Size de gayet güzel bir destekte de olacak. 9. evinizde ilerliyor olacak. Her şeyden önce zihniniz hızlı çalışacak, yaratıcı olacak. İlginç fikirler üretebilir. Günlük hayatınızda özellikle eğitim gibi konular, kültürel konular, yabancı ülkelerle yabancı uluslararası alanlardaki faaliyetler, özellikle teknolojiyle ilgili çalışmalar, sosyal medya, internet, bilişim sektörü bu alanlarda aktif bir şeyler yapmak için bu dönemi çok verimli kullanabilirsiniz sevgili ikizler. Bazı seyahat imkanları çıkabilir. Bunlar işle, eğitimle ilgili olabilir. ama özellikle teknolojiden fayda görebileceğiniz bir dönemdesiniz. Eğitim için de özellikle yine online eğitimler olabilir veya yine internet ortamlarında yapabileceğiniz her türlü iş bağlantıları bu dönemde sizin için çok e, olumlu ilerleyebilir yeni başlangıçlar görüşmeler anlaşmalar varsa bunları da 29 Ocaağı' kadar Bence planlamakta toparlamakta fayda var 29 Ocakla 20 Şubat arasında Merkür gerileyecek Çünkü sevgili ikizler Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum hoşça kalın